Heyt be! Parmakta servetlik yüzük, sırtta kiralık gelinlik. Ya hala, sen ille benim kafamın tasını attıracaksın. Aman aman iyi sustum. Tamam. Geçin isterseniz üstünüzü değiştirebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Kızım. Ayol konu komşuya dağıtacak davetiyemiz yok. Bir de kapı kapı dolaşıp nikahımız var diyeceğiz. Ayıp be ayıp. Nikah var sen. Vallahi sen de doğru söylüyorsun be alacığım. La havle ve la kuvvete illa billah. Eski dostları da unutmayalım. Yarın akşam 17.30 Kağıthane Evlendirme Dairesi'nde bu mutlu günümüzde sizi de görmek isteriz Feyyaz Bey. Kusura bakmayın. Altınların iğneleri battı da bir çıkarayım. İlahi kızım. Seni duyan da altına battın zannedecek. Hatice biz de yavaş yavaş. Tabii. Yeni evleri yalnız bırakmak lazım değil mi? Çok haklısınız Hatice Hanım. Vallahi bugün bizim çifte kumruların ilk gecesi diye ben de Eyüp'te bir ahbaplarımın evinde kalacağım. İlk geceymiş. Hadi buyurun. Yemeğe de bekleriz ailecek. İnşallah bakalım kısmet. Ben de gelirim. Gel yavrum benim. Ömer! Ömer! Şişt, fanilanı giydin mi? Bana bak! Ay dur! Ay vallahi giymedi içine bir şey bu yine ya. Hasta olacak başıma. Olacak iş değil. Dua edelim de evladımıza bir şey olmadı. Feriha nerede? Neye uğradığımızı şaşırdık ama ne gördüğümüzü unutmadık. Cevabını verecek. O adamla, o adamın oğluyla ne alakası var anlatacak.
Rıza, sen eskiyi hatırlarsın. Sen beni babamdan niye aldın? Hı? Anamın gücü yetmedi de sana verdiydi beni dövmesin babam artık diye. Ama benim gücüm yeter Rıza. Ben kızımı artık sana dövdürmem. Anladın mı? Bırak şimdi eskiyi. Kızına bak. Bunca zaman, bunca kavga gürültü koptu, sesini bile çıkarmadı. Tanımazdan geldi. Ya nasıl tanısın? Nasıl tanısın? Ya nasıl arkadaşım desin? Nasıl elini kaldırıyorsun? Ne demek arkadaş? Nasıl arkadaş? Bunca zaman tanımazdan geliyor da babası adına kadar biliyor. Git söyle o kızına, bir daha çöpe çıkmayacak. Apartmanda dolanmayacak, anlaşıldı mı? Okulda da o oğlanın yanına yanaşmayacak. Sen de bir daha benim kızıma vurmayacaksın. Anlaşıldı mı? Beni o okula getirtmesin Zehra. Beni o yukarıya çıkartmasın, anlaşıldı mı he? Ya şunu bana böyle al. Ay yanacağım. Aferin. Sen de mi yangından kaçtın? Baksana suratı bizden beter. Ne oldu kızım suratına? Alerji. Dünden beri kaşınıp duruyordu da. Ya kızlar niye öyle oturuyorsunuz? Gelin sığışırız. Yok anne, iyiyiz biz böyle. Buyur abi. Sağ ol. Al Zehra. Sağ ol abla. Ay biz de hepinizi yerinizden ettik. Yani sizin yatağınızı bile aldık. Laf mı bu şimdi be kızım? Şey, ne zamandır soracağım. Halanın haberi var mı bu durumlardan? Var. O akşam Eyüp'te bizim bir tanıdıklarımızda kalmıştı ya. Sabah telefonda konuştuk. Bayağı kötü oldu, fenalaştı falan. Yapma be kız. Cana geleceğine mala gelsin. Ben de en çok ona üzülüyorum ya zaten. Ya aldığımız bütün eşyalar gitti. Ha, aman, eşya da mı aldınız kızım? Aldık tabii. Ya kimseden bir beklentimiz falan yoktu işte, kendi çapımızda. Ya ben bütün maaşımı taksitlere verdim. Vah. Seher, sen gelsene bir. Ben de çıkıyorum. Ağzımdan çıkıverdi. Ya halan öyle imalı konuşunca ben de altta kalmak istemedim. Ya bakma öyle, sen anlamazsın. Erkekler anlamaz bu işlerden. Ya zaten bir evimiz yok, buraya sığıntı gibi geldik. Bari hor görmesinler Mehmet. Benim annem babam bir iki eşya için seni hor görmese eğer. Annem babam beni hor göreceği kadar gördü Mehmet. Ya beni de anlasana. Neyim var neyim yoksa kül oldu. Zaten beni zoraki isteyen ailenin yana sığıntı gibi kaldım. Şimdi ben nasıl korkmayayım ezilmekten? Sen artık canını sıkma, tamam mı? Şimdi çıkarız. Sana bir üst baş alırız. Ben ev istiyorum Mehmet, ev. Tamam, bakacağız. Mehmet. Az bir gelsene. Al şunu.
Gelinin üstüne başına bir şeyler alırsın. Bende var baba. Al, al. Gene burnunuzun dibinde olacağız. Kızlar için de iyi olacak ha. Nereden çıkardın şu karışık apartman hikayesini başımıza be Hatice? Hemen de gidip konuşmuşsun. Yöneticisine kadar. Ya Gülfiden yol gösterdi abi. Şimdi bunlar titiz insanlar olduklarından. Yani dediler Aksoy apartmanının bunca senelik görevlisinin kardeşiysen madem onları kefil alırız dediler. Tabii o malum olay var ya hani. Ondan dolayı biraz tereddüt gösterdiler fakat bunların yani canına yetmiş kapıcısızlık çok şükür oldu. Açma o konuyu. Tövbe tövbe. Sanki size git diyen mi var ha? Ya hala sende başka yer yokmuş gibi. Canım bizim orası burası diye ayıracak halimiz mi var Mehmet Efendi? Abla nasıl baş edeceksiniz ilk kadını koskoca apartmanda? Abimle yeğenimle güne duruyor. Ya o herifin çıktığı yere sokacaksın bizi yani. Canım bizim orası burası diye arayacak halimiz mi var Mehmet Efendi? Yesene. Yok içim almıyor. Hadi sen ye, hadi bitir şunu. Kız, şimdi senin için adam buldu yani öyle mi? Kapat konuyu. Kızım bir çay koy. Tamam, tamam. Peki şey, baksana. Küçük yenge de yemeden içmeden iyice kesildi. Şeytan diyor git üstüne atma, al yüzü yerine. Merak duyacaklar şimdi. Ay, ne ağzımızın tadı kaldı, ne iştahımız kaldı. Biz sizi Almanya'ya gidecek biliyorduk ya. Ya hiç sormayın Zehra Hanım. Almanya'daki tanıdıklardan bir telefon geldi. Aman sakın gelmeyin diye. Oradaki işte ev ayarlayamamışlar. Aksilikler peşimizi bırakmıyor ki. Ben başıma böyle şeylerin geleceğini bilseydim. Ben bulaşıklara yardım edeyim. Ben de şu çöpleri halledeyim. Hafta seni git elini yıka. Güzel kaline ha. Kız gene yemedi bir şey. Yedi abla daha ne yedi? Ay burası da pek küçükmüş ya. Gülsüm sen çık istersen biz böyle gelin görümce beraber Feriha'yla yıkarız ha. Tamam. Lafını dinledim. Ses etmedim kara kuzuna. Sen de iyice tembihledin mi? Bir daha okuldan kaçmaması için yemin ettirdin mi? He tembihledim. Ha, ama herkes kaçıyor. Ben niye kaçmayayım diye efeleniyor bana. Efelenir tabii. Bacak kadar çocuk anasını babasını arkasına alırsa efelenir tabii. Fazla sen karışma. Ben halledeceğim. Ben konuşacağım güzel güzel, akıllı akıllı. Tamam sen konuşma. Ya cay cayla çocuğumuza davranmayalım. İyi, iyi. Ben nakliye işi biter bitmez gelirim. Tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Ay ellerim yandı. Sende böyle el kremi gibi bir şey var mı? Odamda var.
yanında mı kalmış? Mersi. Ne mersi? Alamazsın. Ne diyorsun be? Benim diyorum. Alamazsın. Ya saçmalama, versene yüzü. Alamazsın diyorum. Benim. Bana bak. Sen bana bak. Feriha. Anne. Mehmet. Ne oluyor yine ya? Bir aile yadigar hikayesidir gidiyor. Söyle. Ne oluyor diyor bak, söyle. Feriha. Hadi söyle. Kardeşimin yüzüğünü çalıp senin parmağına taktım de. Ya. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Ne? Ne? Aç. Çekil şunu, çekil. Mehmet tamam hadi. Anne çekil. Feriha. Kırdık mı? Ben hayatımda Feriha. Böyle terbiyesizlik görmedim. Ulan bırak buna bağırıp durma. Hadi git karnına bak. Anne çekil. Mehmet git yerine otur. Feriha. Senden mi korkacağım be? Kısır sen de. Vallahi kız bu kapıyı kırar gider içeri. Kırsın girsin. Bak inadıma yapıyor. Git dedim sana, otur şuraya. Ya hala çıkıp gidelim desem gidecek yerimiz bile yok. Nasıl? Ya güzelim yapma. Sen bana hiç konuşma Mehmet, hiç konuşma. Ya Allah aşkına Seher, karnındaki çocuğu düşün. Aa, Zehra. Ne de duydun mu? Ne dedesin Mehmet? Ya alıyorsam sırf manevi değeri için. Nereye gidiyor? Sen otur. Ben izin verdim, biraz hava alacak. Ya uyduruk dediğiniz bir yüzük için mi hava alacak? Kızım biraz sakin ol şimdi. Öfke inat, karnındaki bebeği yaramaz. Ben abime kızdım. Niye abla bu yüzden dedim. Hadi gir sen. Üzülmedim ablam ben. Üzülmedim. Hadi gel girelim içeri. Seher'le konuştun. Babana bir şey demeyecek, sen de konuşmayacaksın ha. Ona göre. Tehlikeli değil bunlar. Tam ayrılmış yine apar topar nikah yaptılar. Müzik müzik derken piyangodan bunlara torun torba çıktı. Aman anne. Al. Ne Zehra? Ne abla? Kız babaanne oluyormuşsun. Vallahi abim gece uyumamıştır sevincinden dede oluyorum diye. Güzelim ne yapıyorsun? Sen bana güzelim falan deme. Ya Seher kaç kere anlattım. Yedik işte bir halt. Kızma artık. Ya söz sana gerçek bir yüzük alacağım. Senin o kardeşin var ya, o kardeşin. Yatsın kalksın benim insanlığıma dua etsin. Babana hiçbir şey söylemedim. Küçük yengeden çekeceği var Mehmet abinin. Beter olsun. Yüzüğüm hala onda. Cansuları mı? Evet. Hastanedeler mi yoksa? Yok. Haldun amcayı kaybettik. Ne? Ne?
kaybettik. Seher yesene. Yok canım, istemiyorum. Hayatlarımızda yiyecek yer mi kaldı Allah aşkına? Yiyin yiyin ya. Kız şimdi ekmeği getirecek, yiyin. Yok yok, ben yedim, zamanın erken kalktım. Ay niye o elinde öyle çikolata? Aşk olsun Gülsüm ya. Niye onu aldın sabah sabah? Hadi geç onu, kes de sofraya götür. Gel Rıza. Ne oldu Rıza? Ne oldu Rıza? Haldun Bey, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ne? Ay. Yaşatacak. Mehmet beni yaşatacak. Al. Mehmet'in yaşatıyor seni. Hala Allah aşkına üstüme gelme, olur mu? Ne olur üstüme gelme ya. Değil üstüne gelmek. Tepene binsem ne olacak bu saatten sonra? Evlendin. Nikah kıydın. Evimiz yandı. Al. Al işte. Sıkıştık kaldık bir kapıcı dairesine, milletin deliğine. Ya hala sus. Ya ne olursun sus ya. Ya aklımı yitireceğim. Ya Feriha'ya o yüzüğü kim taktı? Ya kim takmış olabilir ki? Ben nereden bileyim be kızım? Seher, gel şu yüzüğü satalım. O ana kızla o yüzüğü sana yedirecek göz yok. Gel vakti kerahatini kaçalım buradan. Satalım başımızın çaresine bakalım çocuğum. Küçük düşünüyorsun hala. Yine her zamanki gibi çok küçük düşünüyorsun. İyi, sen büyük düşün o zaman. Ne yapacağız? Ya sen olanların farkında değil misin ha? O anne kızın o yüzüğe nasıl baktıklarını görmedin mi? Mehmet o yüzüğü sahte zannediyor. E onlar gerçek de diyemiyorlar. Niye? İyi de kız ne yapacağız peki? Sen dur. Feyyaz'ı mı arıyorsun şimdi? Aradığınız numara kullanılmamakta diyor. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Herife panter gibi saldırmadan evvel düşünecektin bunları. Benim bir şey yapmam lazım hala. Benim kesin bir şey yapmam lazım. Senin bu yüzüğü satman lazım Seher Hanım. Ya sat da kurtulalım kızım şu delikten. Tamam ya, panikletme beni. Bir sakin ol. Bak şimdi ben Feyyaz'a gideceğim, tamam mı, çeyizciye. Önce benim onu geri almam lazım. Sonra da gideceğim yüzüğü bozduracağım, tamam mı? O aldığımız parayı da bankaya koyarız. Feyyaz bize bakarken o para da orada durur. Ona hiç dokunmayız. Ben seni arayacağım, tamam mı? Sonra da beraber kaçarız. Pırlanta bozamıyoruz. Ayrıca böylesini buralarda zor bozdurursunuz. Bunun için kapalı çarşıya gitmeniz lazım. Orada bile hakkını alamazsınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Ben pırlanta yüzüğümü bozdurmak istiyorum da. Vallahi kapalı çarşıda bozdurursunuz anca dediler. Doğru adres abla. Bir kesimle taşına bakayım. Abla.
Fena bir şey. Çok temiz, pırıl pırıl. 40-45 bin vardır bu. Dolar demek istediniz herhalde değil mi? Yani çünkü kendi değeri 45 bin dolar. Salih abi baksana şuna. Hanım abla satmak istiyor. Nereden aldınız? Yani tahmin edersiniz ki ben kendim almadım. Hediye. Su damlası. Şeyin bu. Şu meşhur var ya Nişantaşı'nda. Onun tasarımı. Alacak mısınız, almayacak mısınız? Sertifikasını alabilir miyiz? Neyini? Sertifikasını. Hanımefendiye bir çay ikram edelim. Hayır, yok. Yok, benim çay içecek vaktim yok. Ben hemen geliyorum. Hayırlı günler. Ben Kapalı Çarşı'dan kuyumcu Salih. Sanırım elimizde sizden çıkma bir yüzük var. Desteğiniz için çok teşekkür ederim Ünal Bey. Hayatımın belki de en zor günlerinde böyle güvenilir bir ortaklık çok değerli. Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sizi dinliyorum. Satın aldığınız ve dün annenizin bize getirdiği sahte olan yüzüğün gerçeği şu anda Kapalı Çarşı'da bir kuyumcuda satılmak isteniyor. Emir Bey. Hemen bana adresi verin ve o satmak isteyen kişiyi bekletin. Alacak mısınız, almayacak mısınız? Yani benim işim gücüm var. Biraz bekleteceğiz hanımefendi. Sizin de bildiğiniz gibi yüklü miktar arkadaş bankadan çekip getirecek. Alıyorsunuz yani. Tamam. Ya bir çayınızı içerim artık. Satmak isteyen bayan bu. Ben yemin ederim borç için yaptım. Mehmet'in karısıyım ben. Vallahi bak karnımda çocuğum var. Ya bu Feriha yüzüğü bir türlü satamayınca ben dedim bari satayım da borcu ödeyelim. Yemin ederim bak. Ya Mehmet bir çılgınlık yapacak diye çok korktum. Ne olur beni polise verme. Tamam. Ne olur bak karnımda bebeğim var benim. Yapma Allah aşkına yapma ya. Emir. Hemen Kapalı Çarşı'ya gel. Ne? Hemen. Ağlama, numaradan ağlama, parçalarım seni. Feriha yeter.
Sen bizi bir eve mi götürüyorsun bu halde? Çeker misin kenara, ineceğiz biz. Üff, iyi be. İn aşağı. Ya Allah aşkına yapma. İn, parçalarım seni. Ya Feriha, ben yemin ederim bizim için yaptım. Bilmiyordum onun o kadar pahalı olduğunu. Feriha yeter. Bırak. Bırak. Şikayet edeceksin bunu polise. Ya tamam. Şikayet edeceksin. Ya Allah aşkına beni şikayet etmeyin. Benim karnımda bebeğim var. Ya bir dur kızım ya. Bak Feriha, sen de yanarsın. Bu yüzüğün gerçek olduğunu kimse bilmiyor. Sen Feriha. Beni tehdit mi ediyorsun? Yolarım saçını başına. Geri zekalı. Sakin ol. Dur sen de, tamam. Özür dilerim. Ben kuyumcuda seni yakalayacağımı sanıyorum. Ben sen olduğunu düşündüm. Niye özür diliyorsun ki? Seni sınıf atlamak için kullandım. Cansu'nun hayatını çaldım. Levent Bey'le gizli ilişkim var. Bir de yüzüğü satmışım. Ne olacak ki? Feriha, sen o yüzüğü hiç takmadın. O yüzüğü hak ettiğimde takacağımı söylemiştim. Hiç hak etmedim. Bizim de artık hak edeceğimiz yok. Öyle mi? Şikayet edecek kimse yok. $45,000. Kahretsin ya. Yürü. Yürü sen içeri. Aa. Ne oldu be gene? Ha? Bu hırsız, bu anne benim yüzüğümü çalmış, satıyordu. Söyledim ben sana işte. Ya kızım, sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Karnındaki bebeğe günah kızım. Anne, bunun ne günah buna? Ya şu kapsana. Yeter be. Biz siz misiniz ha uyanık? Ana kız kurmuşsunuz tezgaha. Sizin ne haltlar çevirdiğinizden Mehmet'in haberi var mı? Ha? Ben her şeyi ona bir bir anlatsam gelince ne olur? Bu ne diyor bu ya? Sen o bebeğe dua et. Feriha. Sen asıl bana dua et Feriha, tamam mı? O yukarıdaki sosyetik oğlanla ne haltlar çevirdiğini ben bir bir anlatsam ne olur? Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun. Bana bakın. Bana bu evde gıkınızı çıkarmayacaksınız, anlaşıldı mı? Yoksa her şeyi bir bir anlatırım. Her şeyi anlatırım. Ne olur da bilseler o yüzüğün gerçek olduğunu. Ha? Mehmet'e anlatsam, babana anlatsam ne yaparlar sizi? Allah ya. Bunu kız ya. Feriha. Bana bak. Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız, tamam mı? Bu evde gıkınız çıkarsa yemin ediyorum her şeyi anlatırım. Allah ya. Daha yarım saat önce yalvarıyordu karnımdaki bebek diye. Git şuraya. Eğer aklın varsa bundan sonra sen bana yalvaracaksın Feriha. Ha diyorsanız eteğimizdeki taşları dökelim. Dökelim. Bakalım hangimizin canı daha çok acıyacak. Dur! Girdi. Artık numara yapmaya gerek yok değil mi? Siz beni biliyorsunuz, ben de sizi. Bundan sonra birbirimize oyun oynamayalım. Ha, bu da geldi. Ha. Geldi bu da. Hayırdır? Yok bir şey. Ben böyle etrafı topluyordum. Ah, anneciğim sen zahmet etme. Ben şimdi geldim de ben hemen hallederim. Canım al sen şunları. Hı.
Seher? Bir şey mi oldu? Durgunsun biraz. Yok. Öyle durgunum işte biraz. İyi misin? Ya iyiyim. Vallahi. Ya öyle hamilelikten falan herhalde. Kardeşim o okulda o itle beraber olacak ha? Fena bir tesadüf. Mehmet ne yapalım? Çok fena. Ya şimdi bu herif bizimle burada bu kadar uğraşırken ya okulda da Feriha'ya sarıyorsa? Ya sonuçta eğer Feriha'nın bir şikayeti olsaydı ya sen de duyardın değil mi? Yani bu zamana kadar hiç sesini çıkarmadığına göre o da demek ki bir şekilde idare ediyor. Seher, idare mi idare oynak laflar bunlar. Düzgün konuş. Senin de kardeşine gücün yetmedi. Bana mı diş gösteriyorsun Mehmet? Ya tamam kusura bakma. İçim dolmuş işte. Kıyamam ben kocama. Sen yerden göğe kadar atlısın. Yani sonuçta senin kardeşin kanlı bıçaklı olduğun adamla arkadaş. Yani yenilir yutulur şey mi değil mi? Arkadaş değilse eğer. Ona okuldan tanışıklık denir. Ya canım ha arkadaşlık, ha tanışıklık fark etmez işte. Yani insanoğlu çiğ süt emmiş Mehmet. Şimdi senin aklına neler neler gelir. Ona seni bütün yüzlerini seveceğim demiştim. Sonra geldi. Tek bir yüzüm var dedi. Sev hadi dedi. Seviyorum. Nefret ederek de seviyorum. Ben de. Öyle bir kadın ki bencil, acımasız, düşüncesiz. Seviyorum işte. Her şeyini seviyorum. İçindeki kötüyü bile seviyorum. Bile bile. Onu hala sevdiğim için kendimden nefret ediyorum. Çıkamıyor mu odasından? Niye çıkamayacakmış? Yani tabii canım. Ya onun bir kabahati yok ki. Sonuçta kötü bir tesadüf olmuş işte. Ben çıkıyorum. Mehmet, az dışarı gel de seninle bir konuşalım. Çıkabilirsin, tehlike geçti. Bana bak, kaşınıyorsun sen. Ben senin ağzını burnunu dağıtırım ama anneme söz verdim. Hadi gelip kaşısana. Senin dün gördüklerin daha hiçbir şey Feriha. Ben her şeyi bir de Mehmet'e anlatsam ne olur? Senin saçını başını yolarım bak. Bana nasıl davranman gerektiğini öğreneceksin Feriha.
İkiniz de öğreneceksiniz. Süper. Gerizekalı. Mehmet, benim emekliliğime bir sene kaldı. Ananızın karnındaydınız biz buraya geldiğimizde. Bunca yıl iyi kötü münasebetimiz oldu bu kapılarla. Anan vurulduğunda bile bu kapılar kucak açtı bize. Gidin demedi. Ya tamam baba, anladım da. Anlasan laf etmezsin. Bu kapıları yüzümüze kapattırma. Bana emekliliğimi yaktırma. Ya baba, yüzümüze kapanmasın derken yüzsüz olmayalım. Bunu bırak da ben düşüneyim. Kız kardeşinle konuşacağımı konuştum. Anlayacağımı anladım. Ya o heriflerle şimdi aynı okulda. Biz burada. Ya ne yapalım? Okuldan mı alalım? Eve mi kapatalım? O mecmuadaki fotoğraflar yüzünden öfkeyle kızı o iblisle nişanladık. Bak başımıza neler geldi. Eski defterleri tekrar tekrar açmanın bir faydası yok. Hadi bakalım, işimizin başına. Allah kolaylık versin. Feriha. Ömer, vallahi bulaşma, uğraşamam ya. Feriha, bana bak. Bugüne kadar o heriften korkmuşsun, bir şey söylememişsin. Ama bundan sonra en ufak bir laf, bir şey yaparsa bana söyleyeceksin, tamam mı? Otobüsü kaçırıyorum. Kahve yaptım sana. Sağ ol. Şafak kaç? 3. Evde misin bütün gün? Ben. Bak nereye gidersen git. Ama sakın okula gitme, tamam mı? Uzaklaştırman bitene kadar okul adımını atma. Ben kaçtım. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.